Topluma baktığımız zaman, e, özellikle bireyselliğin artmasıyla birlikte egoizm yani bencillik artmakta. Ve ne yazık ki kadınlardaki bencillik, erkeklerdeki bencillikten daha hızlı bir artış göstermekte. Bencilliğin içinde bir de şu kavramı konuşmak istiyorum. E, entitlement denilen İngilizcesi yani hak etme. Ama hak ettiğini düşünme. Kadınların pek çoğu iyi şeyleri hak ettiğini düşünürler sadece kadın oldukları için. Erkeklerin hak edişleri ise ancak çalıştıktan sonra çalışarak ortaya çıkan şeylerdir ve erkek doğal olarak bazı şeyleri hak ettiğini düşünmez. Çalışarak kazandım, ondan sonra hak ettiğimi düşünecektir. Fakat kadınlarda ise ben iyi bir ilişkiyi hak ediyorum. Ben iyi bir işi hak ediyorum. Ben mutluluğu hak ediyorum. Tabii ki herkes mutluluğu hak eder. Aslında herkes mutluluğu tam olarak hak etmek değil de mutluluğunu yaratır. Yarattığın zaman ancak onu hak edersin. Yaratmadığın zaman o bir şey insan hiçbir şey hak etmez. Bir işi, parayı. Sadece insan olduğu için bile bazıları yani insanın ben sevilmeyi hak ediyorum. Hayır. Sevgi dolu bir insansan belki sevilmeyi hak edersin. Kötü bir insansan sevilmeyi hak etmezsin. Dünyada bir sürü cani var. Tarih boyunca. Bunlar sevilmeyi hak ediyor mu sizce? Tabii ki hak etmiyor. Çünkü hak ediliş kavramı çok önemli bir kavram. Fakat kadınlar da son zamanlarda feminizmin de artmasıyla evet kız sen hak ediyorsun, hayattaki her güzel şeyi hak ediyorsun. Çünkü sen kadınsın. Mentalitesiyle hareket ederekten yoğun bir hem narsizm ortaya çıkmaya başladı hem de kendi sadece kendi için yaşayan bencillik ortaya çıkmaya başladı. Onun için kadınlar da bencillik artma moduna giriyor. Şimdi kadınlardaki bencillik belli bir zaman sonra bir kişilik özelliği haline gelebilir. Ve çoğu zaman erken yaşlarda bu kişilik özelliği haline geliyor ve hayat boyunca devam ediyor. Niye yaşları söylüyorum? Onu da şimdi size açıklayacağım. Yaşlar bu davranışlarda yaşların da önemi var. Ee, küçük yaşlardan başlayabilir bencillik özelliği. Aileden gelen bir özellik olabilir veya daha verici bir kişiliğe sahip olabilir. Ben öyle kadınlar gördüm ki kesinlikle bencil değiller. Çok vericiler. Karşı tarafı çok düşünüyorlar. Bu daha da özellikle bizim toplumumuzda gördüğümüz anaç figür. Özellikle çocuğuna karşı hemen hemen hiçbir kadın bencil olamaz. İlk bencil olmadığı zaman, bencil bir kadın bile e, hayatı boyunca çocuğu olduğu zaman kısa dönem bile olsa o bencillikten vazgeçiyor. Onun için e, anne çocuk ilişkisinde o bencilliği görmüyoruz. Tekrar o bencilliğe daha sonra e, ulaşabilir kadın ama burada görmüyoruz. Tabi ilişkilere baktığımız zaman daha çok anaç özelliklere sahip kadınlardan e, bencillik azalır. Bu bir. İkincisi erkeğine daha çok bağlı olan, ve erkekle o bağı kurabilecek kadınlarda bencillik azalacaktır. Kendini ön plana koyma azalacaktır. Belki de bazen erkeği ön plana koyma ve erkeğiyle yücelme fikri ona daha cazip gelecektir. ve Normalde zaten e, toplumlarda bu şekilde yıllar içinde olmuş ve toplumlar bu şekilde yükselmiş. Kadın erkeğe destek olmuş, erkek çalışmış, savaşmış ve toplumu yaratmış. Bu şekilde bir birlik içinde insanoğlu evrimleşmiş ve bu dünyada hayatta kalmış... Fakat şimdi son 60 senede işin birazcık cılkı çıktı. E, dengeler çok bozuldu. E, bu da tabii ayrı bir konu. Şimdi e, yine bencilliğe geldiğimiz zaman bencillik erken yaşlardan öğreniliyor. Veya bencil olmamada erken yaşlardan öğreniliyor. Fakat toplumda e, kadın yaş olarak ilerledikçe ve toplumun koşullandırmasıyla bencillik birazcık pompalanıyor. Kendin için yaşa. Önce kendin. Tabii erkek de önce kendin için gibi bir kavram erkekte de var. Ama erkekteki kavram daha farklı bir. Kendini making your point of origin tarzında yani hayatının odak noktasında sadece kendini değil ama kendi amacını koy. Bak bir erkek kendi amacını hayatının odak noktasına koyduğu zaman hem ailesi yükselir hem toplum yükselir. Tabi amaç olarak kötü bir şeyi seçmeyeceksiniz. Amaç olarak ben burada tarif bile etmiyorum. İyi şeyleri seçeceksiniz. Bir erkek olarak yükseldiğiniz zaman erkeği erkek yapan şeylerden bir tanesi iştir. İşini iyi yapmasıdır. Kendinizi ona doğru odakladığınız zaman zaten toplum da yükselecektir. İyi bir iş çıkardığınız zaman bulunduğunuz aile de yükselecektir. Kadının bencil olmasında ise yani erkekte de tabi egoist karakterler olabilir. İnsanız. Hepimizde her türlü karakter olabilir. Ee, ama erkek biraz daha toplumda hatta birazdan daha fazla daha az bencil. Sebebi de şu. Yıllardır binlerce yıldır süren bir örneği size söyleyeyim. Bir erkeğin genç yaşlarda askere gidip, savaşa gidip ölmesi. Bu bencil olabilecek en son örnektir. Yani bir insanın bencilliğini göstermeyen, kendinden fazla başkasını düşündüğünü gösteren en iyi örnektir. 19-20 yaşında hayatını vermeye hazır. Hayatından vazgeçiyor. Kadınlardan böyle bir şey beklenilmiyor. Kadınlar her zaman korunuyor toplumda. Geçmişte de, şimdi de. Geçmişte erkekler tarafından korunuyor, şimdi ise kanunlar tarafından korunuyor. Ve tabii erkekler tarafından da korunuyor. Kadınlar e, özellikle birazcık daha belki e, güzel kadınlar toplumda daha değerli. Şunu da söyleyeyim. Kadının en büyük değeri güzelliği ve cinselliği. Her zaman böyle. Kadın da bunun farkında. Yani bir kadın size gelip de benim şu üniversiteden diplomam var dediği zaman o bir erkek olarak sizi çok ilgilendirmiyor. Siz kadının her zaman güzelliğine, cinselliğine ve doğurganlığına bakıyorsunuz. Çünkü belli bir yaştan sonra kadınlar bile 50 yaşından 60 yaşından sonra hala estetik cerrahi yaptırmak istiyorlar. Bakın 50 yaşından sonra gidip ben şu üniversiteyi okuyayım demiyor. Rusça öğreneyim, Çince öğreneyim. Bu alet nasıl çalışır onu öğreneyim demiyor. Güzel olayım diye ameliyat yaptırayım diyor. Güzelliğini korumaya çalışıyor. Çünkü kadın bile biliyor ki aslında en önemli şey kadının güzelliği. Güzellik sunuluyor. Güzel kadınlar daha bencil. Çünkü verilmiş onlara devamlı. İşlere daha kolay gelmişler. Belki daha işlere gelme şansları daha yüksek bir yöneticinin güzel bir kadını seçme şansı daha yüksek. Kendilerine daha çok odaklılar. Bencillik bu. Çok uzun konuştuk bencillik hakkında. Şimdi pragmatizme gelelim. Pragmatizm nedir? Pragmatizm sonuca ulaşıcı davranış. İki yol var. Bu daha kısa. Daha az acı çekeceğiz. Daha çabuk gideceğiz. Ben bunu seçiyorum. Bu hemen pragmatik düşüncedir. Sonuca ulaşma düşüncesi. Tabi sonuçta da yarar sağlıyorsunuz. Yararcı diye tercüme etmişler. Bir baktım şöyle Türkçe Google'da ama doğru bir tercüme olduğunu düşünmüyorum. Ee, bazen İngilizce'den Türkçe'ye tercüme ederken yanlış tercüme ediyorlar. Tam anlamını veremiyorlar ama pragmatizm öyle bir şey değildir. Daha pratik düşünen, sonuca daha hızlı ulaşıcı düşünce yöntemidir. Kadınlar pragmatik mi? Bak bu çok önemli şimdi. Kadınlar genç yaşlarında pragmatik değil ama daha ileri yaşlarında pragmatik olabilirler. En önemli örneği veriyorum size. Alfa'nın siktiği beta'nın da ödediği kadınların çift cinsel stratejisi. Şimdi genç yaşlarda bir kadın tabii duygularıyla hareket eder. Pratik olsun diye hareket etmeyecektir. Duygularıyla bir alfadan hoşlanacaktır, beta'dan hoşlanmayacaktır. Alfa ile birlikte olacaktır. Peki. 18-28 bandında böyle bir hayat yaşadı. Fakat 28 bandında artık hem yaşlandığının farkında hem o kadar iyi alfalara ulaşamadığının farkında ve o alfaların da zaten kendinden daha genç kadınlara baktığının farkında. Uyarı çanları çalmaya başlayacaktır 28 yaşında. Bir günde size kadının hangi yaş gruplarında neler düşündüğünü anlatacağım başka bir konuşmamda. Tabii bu red pill şöyle. Bütün her şey birbirine bağlı aslında. Ee, yarım saatte ancak bu kadar verebiliyorum. Onun için her şeyi birbirine zaman içinde bağlamanız lazım. Arada kısa geçişler yapacağım anlamanız için. Pragmatizm ne zaman kadında devreye girer? 28'den sonra 30, 35 bandına gelmeye başladığı zaman artık kadında hem doğurganlığını hem de güzelliğini kaybetmeye başladığı zaman ki e, güzellik ve doğurganlık aslında birbirine bağlıdır. Çünkü güzeli doğurgan olarak algılarız. O zaman kendine bir eş bulma moduna girmeye başlayacaktır. Kadının eş bulma amacı aslında romantizm olsun, ruh ikizimi bulayım, hayat bolu mutlu olayım güdüsü değil. Baylar bakın bu güdü korunma güdüsüdür. Belli bir yaştan sonra özellikle belli bir yaştan sonra kadın korunmak ister. Kadın aslında her yaşta korunmak ister. Genç yaşlarda daha alfa erkekler tarafından korunmak ister. Daha sonraki yaşlarda ideal olarak daha alfa erkekler tarafından korunmak ister ama o alfa erkeklerin sağlayıcı özelliklerinin de olmasını ister. Ama onu aynı erkekle bulmak çok kolay değil. İşte ona da yüksek değer erkek diyoruz. 35 yaşlarında daha pratik ve sonuca ulaşıcı daha pragmatik düşünmeye başlayacaktır. Evlenemiyorum. Bir koca bulamıyorum. Bana hayat boyu bakacak bir insanı bulamıyorum. Beni şu ana kadar yapıp yapıp attılar. Buna izin verdim. Şimdi artık duygularımla değil, daha pragmatik modda düşünmem lazım. Onun için işte çok onun için ideal olmayan ama ona sağlayacak bir erkekle evlenme şansı yüksek olacaktır. Buna Kadınlardaki pragmatizm diyoruz. Yani kadın mutlu mu? Hayır. Duygularıyla mı hareket etti? Duygularını biraz bastırdı belki. Mantık ve pragmatizm ön plana çıkmaya başladı. Bu aşamada pragmatik olarak hareket edecektir. Arada duyguları devreye girer. Başka erkeklere ilgi duyacaktır. Beta bir ilişkisindeyse ve özellikle daha önce alfa ilişkiler yaşadıysa ki buna alfa dul diyoruz. Onu da anlatacağım. Yine alfa erkeklere ilgi duyabilir. Ama o beta da devam edecektir. Bu pragmatizm. Tamam mı? Şimdi bir de solipsizmden bahsedelim. Solipsizm, e, genelde kadınlarda olan bir şey, erkeklerde çok olan bir şey değil. Rolo da bundan sıklıkla bahsediyor. Anlaması biraz değişik bir kavram. Narsizm değil, solipsizm. Solipsizm, kadının kendisini ve kendi düşünce dünyasını karar mekanizmasına koyması.